Merhaba arkadaşlar. Bugün analitik geometriden birlikte soru çözümü yapacağız. İlk sorumuz arkadaşlar. X ve Y koordinat düzenimizde bir D doğrumuz var. Bu D doğrusu Y eksenini 2'de, X eksenini de 4'te kesmektedir. Ve bir köşesi bu D doğrusu üzerinde bir karemiz var. Karemizin de X eksenini kestiği noktanın apsisi. Bizden istenen bu karenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar şuradan başlayabiliriz. Karenin bir kenarına n diyelim. Daha sonra o d arası biliyorsunuz 13 birim soruda verilmiş. O zaman o a arasındaki mesafe ne olacaktır arkadaşlar? Uzunluk 13 eksi n olacaktır. Şimdi arkadaşlar b noktasının apsisi artık biliyoruz nedir? 13 eksi n'dir. Ordinatı nedir? Hemen bulalım. Şuradan yola çıkalım. N ise buradaki uzunluk n. O zaman bu noktanın ordinatı ne olacak arkadaşlar? Eksen. Çünkü y ekseninin negatif tarafında kaldığı için koordinat olarak karşımıza ne çıkacak? Eksen gelecek. O zaman bu B noktasının koordinatları ne olur arkadaşlar? Apsisi görüyorsunuz. 13 eksi n. Ordinat ise eksi n. Daha sonra arkadaşlar bu B noktası bu D doğrusunun üzerinde olduğundan bu nokta bu doğruyu sağlamak zorundadır. Çünkü bir nokta üzerinde bulunduğu doğruyu sağlar. O zaman biz bu D doğrusunun denklemini yazalım. D doğrusunun denklemini yazalım. Eksenleri bilinen, eksenlerin kesim noktası bilinen doğru denkleminden yazacak olursak eğer x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir. Kaç olacaktır arkadaşlar? 1. Bunun paydasını 2 ile genişletecek olursak arkadaşlar bunu 1 ile burada 4 ile ne olur arkadaşlar? X artı 2y eşittir. 4 olur. Paydalar ortak 4 olduğu için paydaları yazmadık. Daha sonra bu nokta bu doğrunun üzerindeyse bunu ne yapacaktı? Sağlayacaktı. Yani x yerine 13 eksi n, y yerine eksen yazacağız. 13 eksi n artı 2 çarpı y yerine eksen yazdık. Eşittir 4. Buradan arkadaşlar dağıtırsak 13 eksi n eksi 2 n eşittir 4'ten. Buradan eksi 3 n. 13'ü bir tarafa atarsak eksi. Buradan eksi 3 n eşittir. Eksi 9 olur. Her tarafı eksi 3'e bölersen n değeri kaç çıkacaktır arkadaşlar? 3 olarak karşımıza gelecek. O zaman benim burada n değerim 3 ise bu karenin alanı ne olacak arkadaşlar? A kareden yani n kareden 9 olacaktır. Şimdi geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuz ne diyor? Bir y eşittir x doğrusu var. Ki y eşittir x doğrusu biliyorsunuz arkadaşlar. Birinci açıortay doğrusu demektir. Y eşittir eksi x doğrusu ise ikinci açıortay doğrusudur arkadaşlar. Açıortay doğrusundaki denmesindeki amaç bakın buradaki açıyı 45-45 bölmesidir. Evet, y eşittir x doğrumuz var ve bunun üzerinde bir kare var. Karenin b köşesinin koordinatları 12'ye n. Bizden karenin çevresini istiyor. Şimdi arkadaşlar kare olduğu için bu açı 90. Birinci açıortay doğrusu olduğu için bu açı 45'di. Ve buradaki açı da 45 olur. Ki 90 bakın dikkat edin. Buradan dik çizersem 180 olması için burası 45. Burası 45 olacaktır. B noktasının görüyorsunuz apsisi 12'ymiş. Yani şuradaki uzunluk 12. Ordinat ise n'miş. O zaman bu uzunluk n. N ise burası n. İkiz kenar üçgen. N n ne olur arkadaşlar? N kök 2. Demek ki karenin bir kenarı n kök 2 görüyorsunuz. Yani burada da 45, 45, 90 üçgeninde burası n kök 2 ise burası da n kök 2 olur. 45, 45, 90 üçgeninde dik kenarlar n kök 2 ise hipotenüs n kök 2'nin kök 2 katından yani n kök 2 çarpı kök 2'den ne olacak arkadaşlar? 2 n. O zaman arkadaşlar şu B noktasının apsisi kaçtı? 12 idi. Yani buradaki uzunluğumuz 12'ymiş. Bu 12 ne tekabül ediyor? 3 n. 3 n 12 ise o zaman n kaç olmalıdır arkadaşlar? 4. Çevre istiyordu. Çevrede o zaman 4 tane kenar olduğu için her biri de 4 olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? 16 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet gençler bir sonraki örneğimizde
Bir D doğrumuz var. X'i 2'de, Y'yi X 4'te kesiyor. Bir de Y eşittir X doğrusu. Yani birinci açıortay doğrumuz var. Bize diyor ki şu O, C, A alanını istiyor. Yani bu doğrularla Y ekseni arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Peki bu bölgenin alanını bulmak için ne yapalım? Şimdi gençler ilk olarak şuradan başlayabiliriz. Önce A noktasını bulalım. Peki A noktasını nasıl bulacağız? Önce isterseniz D doğrusunun denklemini yazalım. D doğrusunun denklemini yazmak için eksenleri kesim noktası bilinen doğrunun denkleminden yararlanalım. X bölü x eksenini kaçta kesiyor? 2'de. Artı y bölü y'yi kaçta kesiyor? Eksi 4'te. Eşittir 1'den. Bunu eksi 2 ile genişletirsek, bunu 1 ile, bunu da eksi 4 ile. Ne olacaktır arkadaşlar buradan? Eksi 2x artı y eşittir. Eksi 4 olacak. Bu bizim D doğrumuzun denklemi. İki doğrunun kesim noktası bulunurken ortak çözüm yapılır. O zaman y eşittir x de bunun x'i ne yapacağız arkadaşlar? Ortak olarak çözeceğiz. Burada yerine koyma metodunu kullanalım isterseniz. Y yerine x yazalım. Yazalım. Eksi 2x artı y yerine x yazdım. Eşittir eksi 4. Buradan eksi x eşittir eksi 4'ten x eşittir ne geldi arkadaşlar? 4. X 4 ise y eşittir x'ti. Y de kaç gelecektir arkadaşlar? 4. Şimdi biz bu üçgenin kesim noktalarını bulduk. Kaça kaç bulduk? 4'e 4 bulduk. Şimdi bu üçgenin alanı için arkadaşlar alan taban çarpı yükseklikti. Burada tabanımız 4. 0'dan 4, eksi 4'e kadar olan uzunluk 4 birim. Hemen ne buluyorum arkadaşlar? Yüksekliği bulacağım. Bu taban yükseklikte bu olsun. Bakın bu da aynı zamanda bizim A noktamızın apsisi 4. Bakın apsisi 4. O zaman burada 4 birim olmaz mı? Ordinatta kaçtı arkadaşlar? Ordinatta 4. Yani şurada 4. O zaman bu üçgenin alanı için ne yapacağım? Taban. O zaman yazıyorum taralı alan. Taban 4 birim. Yükseklik 4 birim. Bölü 2'den taralı alan ne gelecek arkadaşlar? 8 birim kare olarak karşımıza gelecek. Bir sonraki örneğimizde arkadaşlar AOBC yani küçük olan ve ODEF büyük olan birer karedir diyor. C doğrusunun eğimi 5 bölü 23'müş arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi 5 bölü 23'müş. Ve C'nin apsisleri toplamı. C ve E'nin bakın C ile E'nin apsislerinin toplamı da 15'miş. Buna göre diyor AD uzunluğu nedir diyor. Yani küçük kare ile büyük karenin bir kenarlarının toplamını istiyor. Buraya A desem, buraya B desem. Bakın burada B olacaktır. Burası A. Peki arkadaşlar o zaman burası A ise D'nin koordinatları ne olacak? B'ye 0. A'nın koordinatları eksi A'ya 0 olacak değil mi? Burası A birimse koordinatımız eksi A olacak. Ben bunu şuradan çizersem. Bakın arkadaşlar normalde bu uzandığımda nereye gider? Şurası değil mi? Eğim açısı olur. Alfa. Yöndeş açılardan ben bu alfayı nereye taşıyabilirim? Buraya taşıyabilirim. Burada A olur. İşte alfa olur. A ise arkadaşlar burası A. Burası B. Bunun tamamı ne oldu şimdi? A artı B. Bakın burada A'ydı. A ise burası A. Buraya ne kaldı o zaman? B eksi A. Şu üç kendi arkadaşlar eğim açısı yazacak olursak eğim tanjant alfa değil miydi? Tanjant da karşı bölü komşu değil mi? B eksi A bölü A artı B. Devamında arkadaşlar bize neyi vermiş? C ve E'nin apsisleri toplamı. E arkadaşlar C'nin apsisi kaç? Hemen bakıyorum bakın. C'nin koordinatını yazacak olursam A'ya eksi a'ya a. E'nin koordinatları da bakın x'i b, y'si b, b'ye b. Apsislerinin toplamı diyor. Eksi a ile b'nin toplamı kaç olarak vermiş? 15 olarak soruda vermiş. O zaman burası 15'miş arkadaşlar. Eğim de kaçmış? 5 bölü 23. Ne oldu o zaman buradan arkadaşlar? 15 bölü a artı b eşittir 5 bölü 23. İsterseniz paylarını sadeleştirelim işlem kolaylığı açısından 5'e bölelim 1, 5'e bölelim 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Burada ne geldi? A artı B eşittir 69. Ki bizden istenen neydi? AD uzunluğuydu. O da A artı B'ye eşittir.
Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde diyor. A noktası eksi 3'e 2, B noktası 2'ye eksi 10, C noktası eksi 6'ya 5 ve D noktası eksi 2'ye 2 noktaları veriliyor. Bir hareketli AB, BC, CD ve DA güzergahını kullanarak A'dan tekrar A'ya geliyor. A'ya bakın bu güzergahtan yola çıkıyor. Tekrar A'ya geri geliyor diyor. Aldığı yol en az kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar o zaman bu hareketlinin aldığı yolu bulmak için önce ne yapmak gerekiyor? AB yolunu gitmesi gerekiyor bu hareketli. Daha sonra BC yoluna gitmesi gerekiyor. Sonra CD yolu tekrar ne yapması gerekiyor? CD yolundan sonra DA yolunu alması gerekiyor. O zaman bu yolların toplamı neyi verecek bizim? Hareketlinin aldığı toplam yolu verecek. Şimdi arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık formülünü biliyorsunuz. Kök içinde neydi arkadaşlar? X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesiydi. İki nokta arasındaki uzaklık formülü. O zaman ne yapacağız hemen? Bizim buradaki noktamıza X1, Y1, diğerine de X2, Y2 diyelim. AB uzunluğunu bulurken o zaman kök içinde X2, X2'miz kaç? 2. Eksi x1'imiz kaç? Eksi 3. Eksi eksi ne yapacaktır? Artı 3'ün karesi artı y2 dediğimiz ifade eksi 10 eksi y1'imiz 2'nin karesi. Ki buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 5 yapar. 5'in karesi. Burada eksi 12'nin karesi. Ki 12'nin karesine eşittir. 25, 144, 169 yapar. Dışarıya kaç olarak çıkar arkadaşlar? 13. Demek ki AB arasındaki alınan uzunluk 13 birim. Hemen BC yoluna bakalım. X2, Y2 demişiz arkadaşlar. O zaman buna da X1, Y1 diyelim. Hemen ne yapalım? Kök içinde X2 eksi X1 yani 2 eksi eksi 6 artı 6 yapacak direkt yazalım. Artı Y2, Y2'miz eksi 10 eksi Y1. Y1'imiz kaç? 5. Bu da görüyoruz arkadaşlar. 8'in karesi artı 15'in karesi yaptı. O da 64, 225, 269 yapar ki dışarıya kaç olarak çıkar arkadaşlar? 8, 15, 17 özel üçgende zaten 17 olarak karşımıza gelecektir. CD yolunu bulalım şimdi. X1, Y1 demişiz. Buna da X2, Y2 diyelim. Hemen kök içinde X2 yani eksi 2, eksi X1, eksi 6, eksi eksi artı yapacaktır arkadaşlar. Karesi artı Y2, 2, eksi Y1 kaçtır arkadaşlar? 5. Bu da bakın görüyorsunuz 4'ün karesi burada eksi 3'ün karesi artı 3'ün karesine eşittir. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, topladık 25, kök dışına kaç olarak çıktı? 5. Demek ki bizim CD uzunluğumuz da 5 birimmiş. Devamında DA'ya bakalım. DA bu da kök içinde bakın x1 y1 dedik. Burada eksi 2 y2 demişiz. Hemen ne yapalım? X2 eksi x1'den yani eksi 2 eksi x1'imiz kaç? Eksi 3 eksi eksi artı yapacaktır. Karesi artı. Y2'miz görüyorsunuz. 2. Y1'imiz 2. Bu da arkadaşlar burası 0'ın karesi geldi. Burası 1'in karesi geldi. Yani kök 1 yap. Bu da kaçtır arkadaşlar? 1'dir. O zaman DA arası da 1 birimmiş. Alınan toplam yol. Toplarsanız 30. 36 birim yapar arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde 3x-5y-13 doğrusu üzerinde bir P noktasının apsisi ordinatının iki katından bir eksiktir. Ne diyor arkadaşlar? Bir doğrumuz varmış. 3x-5y-13 doğrusu. Üzerinde bir P noktası varmış. Bu P noktasının apsisi ordinatının iki katından bir eksikmiş. Görüyorsunuz. Apsis ordinatın iki katından bir eksik. Bu kimin üzerindeymiş? Arkadaşlar 3x-5y-13 eşittir 0 doğrusunun üzerindeymiş. Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse ne yapar arkadaşlar? O doğru o noktayı sağlar. O zaman bunu x yerine, bunu da y yerine yazarsak bu doğruyu sağlaması gerekiyor. O zaman sağlatalım. 3 çarpı 2a-1 x yerine 2a-1 yazdık. Eksi 5 çarpı a-13 eşittir 0'dan 6a-3 eksi 5a eksi 13 eşittir 0'dan. Bakın burada ne geldi? A kaldı. Eksi 13 eşittir. 13 eksi 3 daha. Eksi 16 yapacaktır. Öbür tarafa artı olarak geçecek arkadaşlar. A değerimize ne geldi? 16 olarak karşımıza geldi.
Evet. Bir sonraki sorumuzda da arkadaşlar yine bir dik koordinat sistemi, bir kare varmış. Karenin bir uzunluğu 4 birimmiş. O zaman arkadaşlar C'nin koordinatı kaç olacaktır? 4 olacak. Abscis neymiş zaten? 0'a 4 C'nin koordinatı. Yani bir kenarı 4 birimmiş. Doğrumuz varmış. 2x artı y eşittir 6 doğrusu arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. X yerine 0 yazalım arkadaşlar. X yerine 0 yazarsak y'si kaç gelir arkadaşlar? 6. Demek ki bizim y ekseni kestiği noktanın ordinatı 6. Y yerine 0 yazarsam x'imiz ne olur arkadaşlar? 2x artı 6 olur o zaman. X buradan 3 çıkar. Demek ki bizim x'in kestiği nokta da 3. O zaman bunun bir kenarı 4 ise bizim buradaki uzunluğumuz ne kadar arkadaşlar? 1 birim. Şimdi devamında arkadaşlar CD'yi bulmak için şuradan bir çizim yapalım arkadaşlar. Bakalım bu D noktasının koordinatını bulalım. Bunun absisini bilmiyorum bakın. Ama ordinatını biliyorum. Y'si kaç birim? 4 birim. O zaman burada Y yerine 4 yazsak 2x artı 4 eşittir 6'dan. 2x 2, x1 çıkar değil mi? Yani o zaman şuradaki uzunluğumuz kaçmış arkadaşlar? Koordinatımız 1'miş. O zaman bizim D'nin koordinatları 1'e 4'müş. Bakın 1'i 4'e götürüyor. Bizim buradaki uzunluğumuz o zaman 1 birim ise burası da 1'dir. Buraya kaç kalır arkadaşlar? 3'lü çünkü. 2 kalır. Uzunluk 4'lü Pisagor'dan. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Topladık 20. Kök 20'de ne yapar arkadaşlar? 2 kök 5. D E uzunluğumuz 2 kök 5 yapar. Bakalım soruya. CD 1 birimdir diyor. Evet. DE kök 17 birim. Hayır. Yanlış. Nedir arkadaşlar? 2 kök 5 bulduk. E, A, O, E, A, B, D. Yani şurada kırmızı alanda diyor. Bu ki bu yamuktur arkadaşlar görüyorsunuz. Dik yamuk hatta. Bunun alanı da 8 diyor. Hemen bakalım. Yamuğun alanına bakalım. Alt taban artı üst taban. Biliyorsunuz tamam 4 ise buraya 3 kalır. Üst tabanımız 1, alt tabanımız 3. Bölü 2 çarpı yükseklik değil mi? Dik yamukta da dik kenar yükseklik görevi üstlenecektir. 4 bölü 2'den 2, 2 ile çarparsak kaç geldi arkadaşlar? 8. Yamuğun alanı da 8'dir. Evet, doğrudur. O zaman 1 ve 3. öncülerimiz doğrudur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Dik koordinat sisteminde y eşittir mx doğrusu var. Bir tane de bizim 4x artı 3y eksi 12 eşittir 0 doğrumuz var. Evet arkadaşlar şuradaki alan OBC alanını S vermiş. OAB alanını da 2S olarak soruda vermiş. Bizden istenen buna göre M değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu çok iyi biliyoruz. Bir üçgende eğer yükseklikler eşitse alan tabanlarla orantılıdır. Bakın burada iki tane üçgenimiz var. Bunların tepe noktaları aynı nokta olduğu için yükseklikler otomatikmen eşittir. O zaman alan tabanlarıyla orantılıdır. O zaman S'e 2S alan düşmüşse o zaman A'ya 2A gibi taban uzunluklarına sahiptir. Devamında bu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulalım. Şimdi ekseni 0 yazarsam arkadaşlar 3y eksi 12 0'dan y'si kaç çıkacaktır? 4. Demek ki bu doğrunun y'si 4. Yani bizim buradaki noktamızın koordinatı 0'a 4'tür. Y yerine 0 yazarsam arkadaşlar 4x eksi 12 eşittir 0'dan x'e kaç gelecektir arkadaşlar? 3. O zaman bizim apsimizin koordinatları da 3'e 0. Şimdi arkadaşlar ben bu m'i bulmak için b'nin koordinatlarını bulsam bu b noktası da y eşittir mx doğrusu üzerinde bulunduğu için bu doğruyu sağlamak zorunda kalacaktır. Ve buradan da ne yapabilirim ben? M değerine ulaşabilirim. O zaman hemen ne yapalım? C noktasını şuraya bir çizelim. 0'a 4. Burada B noktası varmış. Koordinatlarını bilmiyorum bulacağız. Burada A noktası var. 3'e 0. Burası A iken burada uzunluğumuz 2A. Bir doğruyu belli bir oranda bölen noktanın koordinatlarından yardım alırsak. Bakın 0'dan kaça gitmiş? 3'e. Kaç artış var? 3 artış. Kaçta? 3A'da. O zaman 3A'da 3 artışsa A'da ne olmalı arkadaşlar? 1 artış olmalı. O zaman bakın A'da 1 artış olacak. 0'ı 1 artırırsak 1 olur. 4'ten kaça gelmiş arkadaşlar? 0'a. O zaman 3A'da 4 azalmış.
O zaman A'da ne azalır arkadaşlar? 4 bölü 3 azalır. O zaman bizim koordinatımız 4'tü. A'da 4 bölü 3 azalırsa 12, 4 çıkar. 8 bölü 3 olur. Yani bizim ordinatımıza ne gelecek? 8 bölü 3. Demek ki bizim B noktasının koordinatları 1'e 8 bölü 3'müş. Bu nokta bu doğrunun üzerinde olduğu için bu nokta bu doğruyu ne yapacak? Sağlayacak. Yani x yerine ben bunu y yerine de 8 bölü 3 yazarsam denklemi sağlatmış olacağım. Yazalım. Y yerine 8 bölü 3 yazdım. M çarpı x yerine de arkadaşlar 1 yazdık. Buradan M otomatikman ne çıktı? 8 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza arkadaşlar bir OAB üçgeni var. Bir de ADC üçgeni var. Bu iki üçgen benzermiş arkadaşlar. Benzerse ne olacaktır? Kenarları karşılık olarak orantılı ve aynı yardımcı elemanlar da kendi arasında ne oluyordu arkadaşlar? Aynı oranda orantılı oluyordu. BD doğrusunun eğimini de bize 3 bölü 5 olarak vermiş. Buna göre D noktasının ordinatını soruyor. Dikkat edin, y'sini soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu ikizkenar üçgen ise ben buradan bir dik çizeyim. Dakiden dolayı ne yapacaktır? 5, 5 bölecek. 5, 12, 13 üçgene karşımıza çıkacak. Bu iki üçgen benzerse o zaman arkadaşlar 10K ise 10'sa taban, bunun tabanı da 10K olacak. Yine 5K, 5K bölmesi gerekiyor. Yüksekliği 12 ise bunun yüksekliği ne olması gerekiyor arkadaşlar? 12K olması gerekiyor. Şimdi şuradan çizersem arkadaşlar, çünkü eğimini kaç vermiş? 3 bölü 5 vermiş. Arkadaşlar 12 ise şu uzunluğumuz 12. O zaman buraya ne kalır? Tamam, 12 kaydı. 12 K eksi 12 olur. Burası neydi arkadaşlar? 5 artı 5 K. Bu açıda alfa ise arkadaşlar, bu biliyorsunuz eğim açısına eşitti. O zaman eğim eşittir tanjant alfa. O da karşı kenarımız 12 K eksi 12 bölü komşu kenarımız 5 K artı 5. O da kaç eşitti arkadaşlar? 3 bölü 5'e eşitti. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 60K eksi 60 15K artı 15. Bu tarafa atarsam arkadaşlar 45K, öbür taraf artı olarak geçecek 75. 15'e bölersem arkadaşlar 5 bölü 3 olacak. K değerimiz kaçmış arkadaşlar? 5 bölü 3'müş. Şimdi D noktasının koordinatlarını yazalım. Bakın D noktasının apsisi ne kadar arkadaşlar? 10 artı 5K. Ordinat neydi arkadaşlar? 12K. Bize ordinatını istiyordu. O zaman 12K'ydı. K yine de 5 bölü 3 yazarsak 12 çarpı 5 bölü 3. Sadeleştirirsek 4. Ne yaptı arkadaşlar? 20. Demek ki D noktasının ordinatı 20'ymiş. Şimdi arkadaşlar biraz daha üniversitede çıkmış geçmiş yılların sınav sorularına bakalım. Şimdi ilk örneğimiz 2016'da çıkmış bir sınav sorusu. İkinci basamak sınavında çıkmış. Şimdi D1 doğrusunu vermiş. Koordinatları denklemi 2x artı y eşittir 8. D2 doğrusu vermiş. X artı 3y eşittir 9. Benden şuradaki dörtgensel bölgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar x ve y eksenlerinin kestiği noktaları bulalım bir. Şimdi D1 doğrusu için x yerine 0 verirsem y'yi 8'e kesmiş. Y yerine 0 verirsem x'i 4'te kesmiş. X artı 3y eşittir 9 doğrusu. Yani D2'de de x yerine 0 verirsem 3y 9'dan y'yi 3'te kesmiş. Y yerine 0 verirsem x'i 9'a kesmiş. Şimdi bunun alanı bulmak için birden fazla çözüm yolumuz var. Önce isterseniz bu doğruların kesim noktasını bulalım. Yani bunları ortak çözelim. Ortak çözmek için ne yapacağız? Üsttekini alttaki denklem 2 ile üsttekini de eksi 1 ile çarpalım. O zaman eksi 2x eksi y eşittir eksi 8. 2 ile çarparsak 2x artı 6y eşittir 18. Toplarsam 5y eşittir 10'dan y 2. Demek ki kesim noktaların ordinatı 2. Y yerine 2 yazarsam 2x artı 2 eşittir 8'den x değerimize kaç çıkar arkadaşlar? 3. Demek ki bizim doğrumuzun kesim noktası yani B noktası 3'e 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar bu alanı bulmak için önce şu alanı ben 2'ye böleyim. Bakın şuradaki alana ben A1 diyelim. Buradaki alana A2 diyelim.
Şimdi A1 alanını bulmak için tabana kaç birim arkadaşlar? 9. Yüksekliği bulacağım. Arkadaşlar bizim kesim noktamız 3'e 2 değil mi? Bunun apsisi 3. Apsis bakın 3. Ordinat 2. Arkadaşlar o zaman bu A1 üçgeninin yüksekliği kesim noktasının ordinatına eşit oldu mu? Evet. O zaman yüksekliğim 2. Buradan A1 alanı 9. A2 alanı tabanını görüyorsunuz 8. Yükseklik de arkadaşlar bu kesim noktasının ne oldu? Apsis oldu. Kaç geldi? 12. Toplam alan kaç yapar arkadaşlar? 21 birim kare yapar. Geçelim arkadaşlar. 2018 AYT sorusu. Dik koordinat sisteminde bir köşesi orijinde. Diğer köşeleri y eşittir x ve y eşittir eksi x doğruları üzerinde bulunan üçgenin kenar ortayları 2'ye 4 noktasından geçmektedir diyor. Arkadaşlar bir tane koordinat sistemimiz var. Bu koordinat sistemi üzerinde y eşittir x doğrusu ve y eşittir eksi x doğrusu var. Bu birinci açıortay doğrusu biliyorsunuz. Y eşittir eksi x de ikinci açıortay doğrusu. Bizim öyle bir üçgenimiz varmış ki köşe noktaları biri orijinde, diğer ikisi de bu doğrular üzerindeymiş. Ve bu üçgenin, bakın bu üçgenin kenar ortayları 2'ye 4 noktasından geçmekteymiş. O zaman şurada ne var? Bunun bir ağırlık merkezi var. Kenar ortaylar buradan geçiyorsa, bakın ve kenar ortay ne yapar arkadaşlar? Kenar iki eş parçaya böler. Şimdi G'nin koordinatlarını vermiş. G'nin koordinatlarını kaça kaç vermiş bana? 2'ye 4 vermiş. Arkadaşlar burası biliyorsunuz kenarortay kenara 1. Açıya 2 birim oranda bölerdi. Demek ki şu uzunluğumuz K ise açıya olan uzunluk ne olacaktır? 2K olarak karşımıza gelecek. Şimdi arkadaşlar buradan biliyorsunuz orijinin koordinatları 0'a 0'dı. Buradan ben şu kenarortayın buradaki kestiği noktada P diyelim. P noktasını bulabilirim. Nereden? Artış azalıştan. Sıfırdan bakın 2'ye gelmiş. Kaçta? 2K'da. 2K'da 2 artış varsa K'da 1 artar. O zaman K'da 1 artırırsam 2'den kaça gelecek P? 3'e. Sıfırdan kaç artmış? 4'e. 2K'da 4 artmışsa K'da 2 artar. Bakın 2 artırırsam 6. Demek ki P noktasının koordinatları 6, 3'e 6. Diğer köşemiz, üçgenin diğer köşesi y eşittir x ekseni üzerindeyse arkadaşlar ne olacaktır? A'ya A formatında olacak. Çünkü x yerine A verirsem y'si de A olacak. Diğer köşesi de y eşittir eksi x doğrusu üzerinde ise x'e eksi b verirsem y'si de ne olacak arkadaşlar? Artı b olacak. Şimdi arkadaşlar burada görüyoruz. Bizim bu doğrumuzun tam ortası neresi? P noktası. P noktası o zaman orta taban olacak. Orta taban tam orta nokta olacak. Peki orta noktanın özelliği neydi? Apsislerin toplamının yarısı apsisi, ordinatların toplamının yarısı ordinatı verirdi. O zaman eksi b artı a bölü 2, 3'ü verecek. Buradan eksi b artı a, 6 olacaklar arkadaşlar. Ordinatlar a'ya b görüyorsunuz. A artı b bölü 2 ordinatı yani 6'yı verecek. Buradan a artı b de kaç olacak arkadaşlar? 12. Bunları ortak çözersek arkadaşlar ne olacak? Eksi b artı a eşittir 6. A artı b eşittir 12'den b'ler gitti. 2a 18. A kaç geldi arkadaşlar? 9. Demek ki bizim buradaki noktamız 9'a 9'muş. A yerine 9 yazarsak da sonucun 6 olması için b'nin de kaç çıkması gerekiyor arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Demek ki burada koordinatımız eksi 3'e 3'müş. Bizden bu üçgenin alanını istiyor. Bu üçgenin alanı Sarus alan formülünü uygularsak arkadaşlar neydi alan? 1 bölü 2. Önce isterseniz 0'a 0 ile başlayalım. 0'a 0 yazıyorum. Sonra diğer noktayı yazıyorum. Eksi 3'e 3. Sonra diğer nokta 9'a 9. İlk başa yazdığımı bir daha yazıyorum. Ve daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Çapraz çarpıyorduk. 0, 27, 0. Toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 27. Çarptık 0, çarptık eksi 27, çarptık 0. Toplamı ne yaptı arkadaşlar? Eksi 27. Daha sonra ne yapıyorduk alan olarak?
1 bölü 2. Bundan bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. 27 eksi 27'den. Burası 54 yapar. 54'ü dışarı ne olarak çıkar arkadaşlar? 27 olarak. 54 olarak çıkar. Yarısını alırsak ne olur arkadaşlar? 27 olur. Bizden istenen alan. Gayet güzel bir soruymuş arkadaşlar. 2018 AYT sorusu. Geçelim bir sonraki soruya. O da yine 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Şekilde kare eğimi eksi 1 bölü 4 olan doğru tarafından iki eşit alanlı bölgeye ayrılıyor. Bu doğru x eksenini A'ya sıfır noktasında kestiğine göre diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman iki eşit alanlı bölgeye ayırıyorsa bizim doğrumuz bu şekilde kesiyordur. Bu noktada neymiş? A'ymış. Ki eğim açısı nedir arkadaşlar? Buraya beta dersek bunun eğimi tanjant beta, o da eksi 1 bölü 4'müş. Ben bunun yerine şu alfayı kullanırsam ne oluyordu arkadaşlar? O da eksi değil mi? Eksi tanjant alfa eşit olurdu. O da eksi 1 bölü 4'ten. Buradan tanjant alfa yerine ne yazabilirim ben? 1 bölü 4 yazabilirim. O zaman hemen şuradan çizelim. Çünkü bir kenarını biliyorum, karenin 8'miş. Ve yöndeş açılardan alfayı buraya taşıyalım. 8 ise burası 8. Ve buradan tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 4'ü vermesi için 2 bölü 8 olması gerekiyor. Yani buranın 2 olması gerekiyor. İki eşit alanlı bölgeye ayırması için diyor arkadaşlar. Bakın şuradan çizersek şunu. Bunlar dikdörtgenin alanları köşegen iki eş parça böleceğinden bu alanlar birbirine eşit. O zaman bakın bu alanlar eşitse buradaki alanlar da eşit olmalı ki iki eşit alana bölsün. O zaman benim buradaki uzunluğum t ise buradaki uzunluğum da t olmalı. Çünkü eşit bölmeli. Karenin bir kenarı neydi arkadaşlar? 2t artı 2. Yani o da kaç eşitti? 8'e. Buradan t değeri kaç çıkar arkadaşlar? 3. T değeri 3'müş. Yani bizim şurası kaç birim geldi arkadaşlar? 5. Buradan yine tanjant alfadan yardım alabilirim. Tanjant alfa karşı kaç? 5. Komşu kenar kaç arkadaşlar? A'ydı. O da kaç olmalı? 1 bölü 4'e. A buradan ne gelir arkadaşlar? İçler dışlar çarpımından 20 olarak karşımıza gelir. 2019 AYT sorusu arkadaşlar. Emre matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte x ekseni üzerinden bir nokta işaretliyor. X ekseni üzerinden. Bu nokta ne olsun arkadaşlar? A'ya 0 olsun. Sonra bu noktanın x'ini 1 artırıp y'sini 3 azaltıp ikinci bir nokta işaretliyor. Ha, bak ne yapıyormuş? İkinci noktamız bunun absini 1 azaltıp ordinatını 3 artırıyor. İkinci bir nokta işaretledi. İkinci noktaya da bunu işaretliyor. İkinci noktaya da aynı işlem uygulayıp üçüncü noktaya işaretliyor. Ha, o zaman buna da aynı işlem uygulayacak. Bir çıkaracak absisten. O zaman A2 diyelim buna. Bir çıkartırsa A-2, 3 artırırsa 6. Bu da bizim kaçıncı noktamız? Üçüncü noktamız. Üçüncü nokta işaretliyor. Üçüncü noktanın y ekseni üzerinde olduğunu görüyor. Demek ki bu y ekseni üzerindeyse bir nokta biliyorsunuz. Y ekseni üzerindeyse absis sıfır olur. Yani a eksi 2 eşittir sıfırdan. A'sı kaçmış? 2. Yani benim bu üçüncü noktam neymiş arkadaşlar? 2 yazarsam sıfıra 6'ymış. Üçüncü noktanın y ekseni üzerinde olduğunu görüyor. Üçüncü noktaya da aynı işlemi uygulayıp dördüncü noktayı elde ediyor. Ve aynı işlemi uygularsa absisini biraz azalttı. Ordinatını 3 artırdı. Bu da ne oldu arkadaşlar? Dördüncü nokta. Burada A3 üstü diyelim isterseniz. 4 noktanın koordinatları toplamını istiyor. Yani eksi 1 artı 9'dan koordinatları toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 8. Bakın 2019 AYT çok kolay bir soruydu. Yine 2019'a çıkmış bir AYT sorusu arkadaşlar. X bir reel sayı olmak üzere diyor. Dik koordinat sisteminde 0'a 1 noktasından geçen doğrunun eğimi m. 0'a 0 noktasından geçen doğrunun eğimi 2m. 1'e 0 noktasından geçen doğrunun eğimi 3m olduğu ve bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir diyor. Buna göre m değeri nedir? Şimdi arkadaşlar bu noktadan geçen doğruların eğimlerini noktaları biliyoruz, eğimleri biliyoruz. O zaman eğim ve bir noktası bilinen doğru denkleminden yararlanalım. Neydi formül? Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1'di. O zaman sıfıra birden geçecek ve eğimi de m olan doğrunun denklemi. Buna x1 y1 dersek y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1'den. Ne olacak arkadaşlar bu doğrunun denklemi? Y eksi 1 eşittir. Mx olacak. İkinci olarak 0'a 0'dan ve eğimi 2m olacakmış. Yine buna x1 y1 dersek y eksi y1
eşittir eğim çarpı x eksi x1. Bunlara sıfır olduğu için buradan y eşittir ne geldi arkadaşlar? 2mx geldi. Doğrunun denklemi. Bir sonraki doğrumuzda 1'e sıfırdan geçiyormuş ve eğimi de neymiş arkadaşlar? 3'enmiş. Yine x1 y1 dersek y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Ne oldu bu da? Y eşittir 3m çarpı x eksi 1'miş 3. doğrumuzda. Şimdi arkadaşlar doğruların denklemlerini bulduk. Diyor ki bize bu 3 doğru bir noktada kesişiyor. Bir noktada kesiyorsa bunların ortak çözümünü yapsak bulabiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü kesişim noktaları bulmak için ne yapıyorduk? Ortak çözüm yapıyorduk. Önce şunun ikisini çözelim isterseniz. Buradan y eşittir. Mx artı 1 olur bunu bu tarafa atarsam. Burada da y eşittir 2mx. Bunları eşitlersem mx artı 1 eşittir 2mx'ten. Buradan mx eşittir 1 olur arkadaşlar. X'e ne olur buradan? 1 bölü m olur. X'i bulduk. X neymiş arkadaşlar? 1 bölü m. Şimdi mx'i de yerine yazarsam bakın mx yerine de burada 1 yazarsam y'nin de kaç olduğunu bulurum. 2 olduğunu bulurum. X'i biliyorum, y'yi biliyorum. Bunlar ne yapalım o zaman? Üçüncü de yerini yazalım. Bakın, üçüncü de burada yerini yazalım. Yani y eşittir 3m. X eksi 1 de yerine yazalım. O zaman biz y yerine kaç yazıyoruz? 2. M yerine yazıyoruz. M istiyor zaten. 3m. X yerine de ne yazıyorum? 1 bölü m. Buradan 2 eşittir. Çarparsam arkadaşlar şunlar gider. 3 eksi 3m gelir. 3m bu tarafa atarsam artı olarak geçecek. 2 de bu tarafa eksi olarak geçecek. 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. Buradan 3m 1 ise m de ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 3 olarak karşımıza gelecek. Yine 2019'da çıkmış bir AYT sorusu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir şeyler öğrenmişizdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.